Herkese merhaba, ben Aynur. Kanalıma Aynur'un dünyasına hoş geldiniz. Bugün size tüm püf noktalarıyla baget ekmeğini nasıl hazırlayabilirsiniz göstermek istiyorum. Ve geçiyoruz hemen malzemelerimize. Güzel bir baget ekmeği hazırlayabilmeniz için önce ekşi maya hazırlamanız lazım. Bunun için 5 yemek kaşığı unum var, 1 paket yaş maya, 1 çay bardağından biraz az suyum var, 1 yemek kaşığı da şeker. Hepsini karıştırdım ve en az 2 saat mayalandırıyorum. Ve önümüzdeki günlerde size mutlaka daha değişik ekşi maya tarifleri vermek istiyorum. Mayamız 2 saat sonra böyle görünüyor. Daha fazla da mayalandırabilirsiniz tabii ki. 250 gram tam buğday unu kullanıyorum. 250 gram da ekmeklik beyaz un kullanıyoruz. Ekmeğimi ben buta milkle hazırlıyorum. Eğer buta milk bulamıyorsanız yoğurdu suyla karıştırıp aynı ayran şeklinde hazırlayabilirsiniz. Ve 1 yemek kaşığı da tuzumuz var. Önce onları yoğurma kabımın içerisine alıyorum ve karıştırıyorum. 5 yemek kaşığı ekşi maya için ayırdığım için bunu bu malzemeden kesiyorum. Tam buğday unundan, yani 5 yemek kaşığı eksik alıyorum. Ve tuzu da unun kenarına serpiştiriyorum. Kesinlikle maya ile temas etmemesine dikkat ediyorum. Ve buta milkli hamurumu hazırlıyorum. Dediğim gibi bu buta milki ayarlayamayacak olursanız yoğurdu suyla karıştırıp göz kararı kulak memesi kıvamında bir hamur hazırlayın. Ben de zaten sadece 200 gramını kullandım. Burada bunu da bildireyim. Size önümüzdeki günlerde mutlaka nohutlu ekşi maya tarifini vermek istiyorum. Ve bu ekşi mayayla da İzmir'in meşhur kumru ekmeğini hazırlayacağız. Ekmek hamuru hazırlarken en önemli noktalarından bir tanesi hamuru nasıl yoğurduğunuz. Elinizle devamlı hamuru içe doğru alarak yoğurmanız lazım. Ve tabii ki hamuru nasıl yoğurduğunuz kadar ne kadar yoğurduğunuz da önemli. Evde ekmek hazırlamanın en önemli püf noktaları da yoğurma süresi ve yoğurma tekniği. Bunlara dikkat ettiğinizde çok güzel ekmekler pişirebilirsiniz. Hamurumu yoğurma kabında yoğurduktan sonra değişik bir teknikle yoğurmaya devam ediyorum. Şayet elinize yapışacak olursa biraz un serpiştirebilirsiniz. Yalnız çok fazla un serpip kıvamını katılaştırmayın. Şimdi gösterdiğim teknik çok önemli. Hamuru devamlı dıştan içe doğru alıp çekerekten yoğuruyoruz. Aynı elinizle sanki çamaşır yıkar gibi dışarıdan içeriye alıp çekerip bunu en az 15 dakika yapıyorsunuz. Herhalde benim bileklerimin neden ağrıdığını şimdi daha iyi anlayabiliyorsunuzdur. Bu işlemi yaparken de çok fazla un kullanmamaya özen gösterin. Hamurumu bu şekilde 10 dakika yoğurdum ve gördüğünüz gibi artık ne elime ne de tezgahıma yapışıyor. Şimdi hamurumu yuvarlıyorum ve en az 1 veyahut da 2 saat mayalandırmaya bırakıyorum. Üzerinin kurumaması için de üzerine nemli bir bez örtmeyi unutmayın. Hamurumu 1,5 saat mayalandırdım. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardı. Hemen hemen iki misli oldu. Şimdi ikiye kesiyorum ve iki tane baget hazırlayacağım.
Yalnız baget ekmeği hazırlamak için değişik bir yoğurma tekniği daha var. Onu da mutlaka yapmamız lazım. Şimdi hamurun bir tanesini elimle açıyorum ve sadece kenarlarından içe doğru alarak katlıyorum. Ve bu işlemi de en az 10 dakika yapıyoruz. Yani gördüğünüz gibi ekmek hazırlaması evde o kadar kolay değil. Hemen hamuru hazırlayayım, 10 dakika mayalandırayım, fırına atayım da olmuyor. Ondan sonra da benim ekmeklerim niye dışarıdaki gibi güzel olmuyor diye düşünüyorsunuz. Bu teknikleri uyguladığınızda, size vermiş olduğum püf noktalarına dikkat ettiğinizde ekmekleriniz dışarıdaki ekmeklerden daha da lezzetli olacak. Şimdi ekmeğimi katlamış olduğum tarafını aşağıya gelecek şekilde bir tepsinin içerisinde tekrar 25 dakika mayalandırıyoruz. 25 dakika sonra baget ekmeklerimi bir pizza taşının üzerine aldım. Bu da tabii ki çok çok önemli. Boşuna demiyorlar taş fırın ekmeği diye. Bu pizza taşlarının üzerinde pişirdiğiniz zaman lezzeti tabii ki daha da güzel oluyor. Bu taşı nereden aldığımı soracak olursanız internetten ısmarlamıştım. Her yerde bulabilirsiniz. Şimdi ekmeklerimin güzel görünmesi için kenarlarını içe doğru kıvırıyorum. Aynı bizim somun ekmeğine benziyor. Hamurla oynadığımız için tekrar 10 dakika mayalandırıyoruz. Bu da çok önemli. 10 dakika sonra keskin bir bıçakla üzerinden 2-3 yerini kesiyoruz. Bunun için gerçekten çok keskin bir bıçağa ihtiyacınız var. Fırınlarda jilet kullanıyorlar. Bu arada fırınımı 210 dereceye ısıttım ve fırınımın içerisinde bir tane pizza taşı da beraber ısınıyor. Bu pizza taşını sadece transfer etmek için kullanıyorum. Ekmeğimi önce 210 derece fırında 10 dakika pişiriyorum. 10 dakika sonra ayarını 190 dereceye indirip 20 dakikada 190 derecede pişiriyorum. Dakika sonra ekmeğimin güzel parlaması için üzerine su serpiyorum. Bunun için böyle bir sprayım var. Onu kullanıyorum. Devamlı ekmek yaptığım için tabii ki hazırlıklıyım ben. Ve 10 dakika sonra fırınımın ayarını 190 dereceye indiriyorum ve 20 dakikada 190 derecede pişiriyorum. Yalnız suyu serperken sıcak su kullanmaya dikkat edin. Ben bir kere yanlışlıkla soğuk su kullanmıştım. Taşım çatlamıştı. 10 dakika sonra ekmeklerimi pişip pişmediklerini kontrol ediyorum. Piştiğini anlamak için elinizle ekmeği böyle vurun, tak tak ediyorsa, bir boşluk hissediyorsanız ekmeğiniz pişmiştir. Ekmeğinizin hamurunu hazırlaması kadar pişirmesi de tabii ki çok çok önemli. Bunlara da dikkat edin. Şimdi ekmeğimi kesiyorum ve duyduğunuz gibi çıtır çıtır oldu. Ve içi de yumuşacık oldu. İnanın hazır almış olduğunuz ekmekleri kesinlikle aratmıyor. Daha da lezzetli oldu diyebilirim. Artık ekmek hamurlarımı mutfak robotumda hazırlayacağım ve bunları da size önümüzdeki günlerde mutlaka göstermek istiyorum. Aradaki farkı ben kendim de görmek istiyorum. Bugünlük de benden bu kadar. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Umuyorum bu tarifim de hoşunuza gitmiştir. Beni desteklemeyi ve de videolarımı paylaşmayı unutmayın diyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.